İyi akşamlar değerli seyircilerimiz. Bugün artık 4 Eylül. 11 gün kaldı resmen Türkiye'de kapanması için transferin. Tabii Avrupa'da bu gece son. Yani Avrupa Kupalarına katılacak takımlarımızın listeleri bildirmeleri lazım. Trabzonspor bir oyuncusunu kapa bildirdi. Berat Özdemir geldi. Bir yıllığına kiralandı Berat. 33 milyon TL ödenecek Berat'a. Neden gitti? Şimdi niye geldi? Tabii bunu Trabzonspor takip eden dostlarımız Ulaş olsun, Yunus Emresel olsun, kıymetli arkadaşlarımız elbette değerlendireceklerdir. Onlar bize anlatacaklardır. Dolayısıyla şu da çok önemli sevgili Serhan, Galatasaray'ın transferleri var. Hı hı. Ve o transferler açıklanacak. Bekliyoruz. Hatta şu an Galatasaray paylaşım yaptı. Yaptı. Galatasaray'ın evet. Paylaşımı da var. Hemen bakıyor zaten. Ercan da benim kulağıma şimdi söyledi. Aha. Gaziantep'te Erdal Güneş Hoca ile yolları ayrıldı. Bu akşam bomba gibi bir program bizi bekliyor. Her taraf kırmızı olur sevgili seyirciler. Adana Demirspor'da gelişmeler olacak. Samsun Spor takımı bugün bir transfer yaptı. Daha da yapacak, açıklamalar gelecek. Galatasaray'ın açıklamaları paylaşım yapıldı dedi. Sevgili Serhan, hoş geldin Serdar Sarıdağ, sen de. Hoş bulduk. Renk kattın kıymetli arkadaşım. Estağfurullah. Şimdi Galatasaray'la başlıyoruz. Serdar'ın da müsaadesi olursa tabii. Yok estağfurullah. Şimdi bir. Tamam, Davinson Sanchez, tamam, Ndombele. Evet, taraftarın biraz yüzü güldü. Hı hı. Burada Ramos'un olmaması konusunda sen hep şerh koydun. Gelip gelmemesi konusunda olmayacağını iddia ettin, söyledin transfer raporunda. O da gidip 1 milyon euroya imza atmış seviyeye. O da enteresan bir konu. Şimdi Vecino anlaşıldı, uçak rota değiştirdi, taraftar istemedi ve oyuncu döndü. Konuyla alakalı perde arkası başka gelişmeler var mı? Bir, iki, Erdem Bey ile görüşme fırsatın oldu mu? Üç, bu oyuncular Galatasaray'a katkı sağlar mı? Dört, lider bir stoper istiyordu Okan Hoca. Davinson liderlik yapar mı? Beş, nereden başlayayım? Transferi kapattı mı? Galatasaray transferi kapattı mı, öyle bir sorayım. Galatasaray transferi kapatmadı. Kapatmadı. En azından Şampiyonlar Ligi için yapmış olduğu kadroya önemli olan takviyelere ihtiyacı vardı. Burada da bir teknik sıkıntı yaşadı. O teknik sıkıntı da şu. İhtiyacın olan bir orta saha transferi var. Orta saha transferini son saatlere bırakıyorsun. Son saatlere bırakınca da dün itibariyle Matias Vecino ismini ön plana çıkarttırıyorsun. Anlaşmayı yakın bir hale getiriyorsun. Sonra sosyal medya baskısı oluyor. Sosyal medya baskısından sonra transfer farklı bir yerlere gidiyor. Ben özellikle şunu söyleyebilirim. Ekranda evet. O paylaşım. Ndombele. Davinson Sanchez herhalde değil mi? Bu yok paylaşım. Sadece Ndombele. Ndombele mi peki? Sadece Ndombele geliyor. Davinson Sanchez milli takımına katıldığı için gecikmeli gelmesini bekliyoruz. Ama şunu söyleyelim, Ndombele'yi taşıyan uçak yaklaşık 9 sıralarında burada olacak. 8 gibi de tabii ki 8 gibi bekliyorduk ama 9'a ertelendi. Yani şunu söyleyelim. Şimdi biz burada yayınlarda sürekli Ramos üzerinden gittik. Sürekli Ndombele üzerinden gittik. Ndombele'yi bize söylenen şekilde Galatasaray'ın gündeminde olmadığını söylüyorduk Aykut. Yani bu çok önemli. Çünkü biz bunu Galatasaraylı yöneticilere soruyorduk. Özellikle transferdeki isimdeki yöneticilere soruyorduk. Ndombele var mı? Ndombele gündemimizde yok diyorlardı. En başından beri. Kamptan bu yana Ndombele gündemlerinde yok. Zaten Ndombele'yi istedikleri zaman alabilirlerdi ki bugün de istediler ve Ndombele'yi aldılar. O araya o duruma geldi. Ben tekrar mesela çok Ramos konuşuldu farkındaysan. Evet, ben Ramos için burada her zaman şerhimi koydum. Çünkü Galatasaray Ramos için vereceği rakam 4,5 milyondur. Ramos'un Galatasaray'ın istediği bir fiyat 8,5 milyon euroydu. Şimdi biz bunu söyledik de o gün işte gündem olduk. Sosyal medya baskısı, sosyal medya linçi yaşadık. İşte yalan dediler, sen söylediysen tuttu dediler. Sonuçta geldik. Ramos'un maliyeti nedeniyle Galatasaray transferi olmadı. Ya her şeyi geçtim de Galatasaray'dan 12-13 milyon euro. Hadi onu geç, Beşiktaş'tan 2 yıla 50 milyon istiyorsun. Gidiyorsun. Sonra dönüyorsun seviyeye 1 milyona imza atıyorsun. Ya bu nasıl bir şeydir? Ben vallahi anlamış değilim yani.
Bir de Galatasaray'dan ben Ramos'a geleceğim Ramos konusuna. Gel gel anlat. Gel gel. Vallahi. Ramos'a geleceğim. Ben Beşiktaş tarafını yani Serhan bitirsin kardeşim. Ben Beşiktaş tarafında anlat, lütfen anlat. Lütfen anlat. Birkaç tane Galatasaraylı olduğunu iddia eden troll hesaplar beni linç ettirmeye çalıştı. Beni hedef göstermeye çalıştı. Çoluğuma çocuğuma aynı mı hakaret. Ne oldu Ramos? Ne Beşiktaş'ın alnında. Nerede Ramos? Ne Beşiktaş'ın alnında keriz yazıyor. Ne de Galatasaray'ın alnında keriz yazıyor. Bunu yazan arkadaşlar Galatasaraylı olduğunu söyleyip Galatasaray'dan haberi olmayan adamlar. Sosyal medya o kadar kötü bir şekilde durum ki. Yani ama bazen dedik iyi bir duruma geliyor. Dün akşam transfer değişiyor Serdar. Dostum. Hocam sana bir dün akşam uçak değişiyor. Uçağın seyri değişiyor Nur yani. Nur Çebi başkan açıklamadı mı? Bak buradayız. Ahmet Bey açıklamadı. Kulağı çınlasın Nur Çebi. 50 milyon euro dedi Sayın Başkan. Sayın Nur Çebi'den önce ben kendimi söyledim. Sabah programında Ezgi ile beraber 11.1 ya da Medya Dünyası. Ben kendim söyledim. Dedim ki 50 milyon euro ama ne? Vergi, komisyon, menajer parası, bonuslar, onlar bunlar. Bonusları nasıl biliyor musun? Sağ ayakla sahaya girerse 10.000 euro. Aa. Mesela örnek garanti bonusu. Onlar bonus değil ki. Onlar da para garanti paranın içinde. Fakat sosyal medya nerede var? Bunun içinde değil mi? Bu bir uygulama değil mi? Karşıdakinin kim olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bir uygulama değil mi sosyal medya? Evet. O uygulamanın üzerine basılıp tuttuğu zaman titretiyor kendini böyle çarpı çıkıyor üzerinde. Onu sürüyorsun çöpe atıyorsun. Bütün dertlerini denize döküyorsun. Mesela bir anda o dünyadan çıkıyorsun abi. Böyle bir ruh hastalığı başladı Türkiye'de. Ve inanın siz bu kongreleri falan boşuna yapıyorsunuz. O kadar insanı getirtmeyin kongreleri. Sizi dijital medya yönetiyor. Dijital dünya yönetiyor sizi. Orada 500 bin veya 750 bin takipçisi olan herhangi bir kulübün taraftar hesabı yani bu Ultras'tan, Çarşı'dan falan bahsetmiyorum. Onlar belli kimlikleri falan. Herhangi bir fenomen diye. O kulübün başkanından daha yetkili. Ama helal ve olsun. Ve etkili. Helal olsun. Ne Beşiktaş, yetkili ve etkili. Ne Beşiktaş ne Galatasaray yönetimi bu para tuzağına düşmedi. Ramos için mi? Evet, Ramos için. Ben, düşmedi. Bak, ben o gün Beşiktaş'ı söyledim. Sevgili Aykut Başkan'a da helal olsun. Ahmet Nur Çebi'ye de helal olsun. %100 katılıyorum. Şimdi, bak Beşiktaş'ta para tuzağına düşmediler. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Galatasaray Ramos'ta ciddi bir şekilde ilgilendi. İlgilenmesinin sebebi şu. Okan Hoca dedi ki benim dedi defansı çekip çevirebilecek. Defansta lider bir oyuncuya ihtiyacım var ki orada ağırlığını koyacak. Ve orada bütün her şeyi yönetecek şekilde bir lider oyuncuya ihtiyacım var dedi. Ramos'u özellikle ilgilendi. Ama herkes dedi ki Ramos geliyor, Ramos indi, Ramos uçağı indi. Ya beni eleştiriyorlar. Ya dünden beri beni eleştiriyorlar Matias için. Ya Veci için. Beni Vecino için. Vecino için. Niye sen? Beni eleştiriyorlar. Neymiş? İşte Icardi uçağı tehir yaptı ya. Ben dedim yani bu hafta gidiyor. Sen de şahittin. Telefon konuşmalarında sen de vardın. Hı-hı. Konuştuğum insanla. İşte bir hafta geç gelmiş. İşte... Eleştiriyorlar. İki sene önce Scott Pire vardı biliyorsun. Biliyorum. Scott Pire gelmeyecek dedim geldi ya. Lan Scott Pire ya. Yani futbolcu değil. Yani ortam nerelere git. Adam diyor ki bana dün. Diyor 20 tane transfer. Ya ben kardeşim 50 tane transfer yazınca bir tane tutunca ben tut diyenlerden değilim. Beni karıştırmayın diyorum. Ayrıca transfer. Ama dünkü olaya geldiğimizde transfer dünkü olay çok farklı bir olay. Dünkü olayda da ben kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Endombele ve Sanchez transferinde çok büyük katkısı olan Galatasaray taraftarlarını ben tebrik ederim. Ve dün çok dik durdular ve çok anlamlı bir şekilde hocam, durdular. Ve rota değişti. Yani tabii ki abi Şampiyonlar Ligi için kadro yüksek tuttun çünkü. Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kuradan haberi yok herhalde kimsenin. Ondan sonra Matias Vecino'yu getiriyorsun. Matias Vecino'yu getirdiğin zaman da tepki alıyorsun. Ama tabii ki sonrasında dönüşü muhteşem oldu. Ama ben şuna da katılmıyorum. Ya kardeşim bu takımı kim kurdu? Geçen sene 13. olan şampiyon olan takımı, 2 sene önce 13. olup şampiyon olan takımı kim kurdu? Bu transferleri kim yaptı? Icardi'ler ya en önemli transfer Icardi'dir. Yani bana hiç kimse anlatmasın işte hakim Ziyech'tir, şudur budur. Bir numaralı transfer. Bence Türkiye'nin en önemli transferi Icardi var. Türkiye'nin en iyi transferi ve en önemli transferi ve en gündem yapacak en istikrarlı transferi Icardi'dir. Türkiye'nin Galatasaray'ın değil. Bunu getiren insanı dün yerden yere vurdular. Erden Tübur böyle Erden ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? Bu adam sizi ne yapacak ya? Gecesini gündüzü takmış, hasta olmuş, bilmem ne olmuş. Ama, bak, ama ne oldu? Şimdi iş tersine döndü. Nasıl döndü? İşte transferler açıklandıktan sonra en büyük Erden Tübur şampiyon. Ya kardeşim bu kadar bağımlı olmayın ya. Bu kadar bağımlı sevgili olmayın. Sevgili Serhat, futbol Türkiye'de böyle. Ben o yüzden bazı iş adamlarına şaşırırım. Ya sizin bu kadar paranız var.
gelip buralarda küfür yiyorsunuz. Ne işiniz var diyorum ya. Hep söylüyorum ben bunu. Türkiye'de futbol böyle. Şimdi Erdal torunlarına yazıyorlar. Başkan geri dön Allah aşkına falan. Dönsün, iki işler kötü gitsin. Aynısını ona da yaparlar. Burada bu, Erden Timur, orada bu. Bu işler böyle. Erden Timur futbol gerçeğiyle yeni tanıştı daha. Bak, futbol gerçeğiyle, Türkiye'deki futbol gerçeğiyle, tribün gerçeğiyle, taraftar psikolojisi daha yeni tanıştı. Senin bir hatan, geçmişte yaptıkların hepsini siler süpürür. Hiç hatırlamaz kimse. Şu anlıktır futbol. Şu anlık, hatırlamadı işte. Bir sene önceki Erden Timur'un yaptıkları ve takımın şampiyon olmasını hiç kimse hatırlamadı. Dün akşam Matias'ı getirecek diye ben de tabii ki bak, şimdi ben de memnun değilim. Dünkü transferden ben de memnun değilim yani. Bir spor sever olarak, Galatasaray'ı takip eden gazeteci olarak, yorumcu olarak ben o transferi beğenmedim. Çünkü Galatasaray o kadar süper bir takım yaptı, o kadar yıldızları getirdi ki. Üstüne çilek koyacağına pörsümüş çilek koymaya kalktın sen. Sıkıntı burada da. Sonrasında değişti. Yani sonra bu transferler geldi. Demek ki bu transferler şey transfer değil yani. Son dakika beklenen transfer değil. Bu transfer yedek transfer. Yani tabii. Olabilecek herhangi bir aksiliğe karşı. Yangın... Matias Vecino şu olsaydı, Serdar'cığım özür diliyorum. Matias Vecino eğer kabul görseydi, tepki almasaydı belki o transfere gidilmeyecekti. Şu o bak, şu sıra bir kırmızı var, onu verelim de çıksın aradan. Tamam. Görüşme çünkü devam ediyor Adana Demirspor'la ilgili. Buyurun. Ver bakalım kırmızıyı Ercan. Şerif Endiaye gidiyor. Kızıl Yıldız'a gidiyor. Hatta şu sıralarda da devam ediyor diplomasi. Biz gitti diye artık görelim Şerif Endiaye'yi. Hayırlı uğurlu olsun ama orada Adana Demirspor transfer yapacak ha. Muleka önerildi Adana Demirspor'a, Beşiktaşlı Muleka. Onu söyleyelim. Ama biraz maliyeti yüksek geldi Adana Demirspor'a Muleka. Nasıl önerildi? Kiralık mı? Bonservisiyle. O yüzden Pepe hazırda bekletiliyor. Evet. Ama orada işte bir hareket olabilir Muleka'da. Muleka belki geçebilir Adana Demirspor'a. Belki diyorum. Yani net. Kesin demiyoruz şimdi. Bu şu gelişmenin altını doldurmak için bir yorum yapalım. Yani Muleka'nın gönderilip yerine Pepe'nin alınması Beşiktaş taraftarını mutlu eder. Şimdi Avrupa'da da bitti ya transfer, bitiyor. Ercan onu da hazırla. Kimler artık boşa çıkıyor? O listeyi de verelim. Avrupa'daki oyuncuların da listesini verelim de. Belki Muleka, belki dediğin gibi sordun ya, kiralama olabilir. Belki bir satın alma opsiyonu uygulanabilir vesaire vesaire, ama biz Şerif Endiaye'nin Kızılyıldız'a gittiğini söyleyebiliriz. Ama bir bakalım, belki Muleka bu. Avrupa listesine verilmeyecek belki. Belki de. Bak şimdi kim? Muleka. Tabii. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Şerif Endiaye'ye gelmeden önce biraz önce bak. Yani öyle sosyal medya o kadar çok çarpıtılıyor ki mesela şu var. Serhan Türk, Endombele, Davinson Sanchez transferi, Endombele ve Davinson Sanchez transferinde yapan Galatasaray taraftarını tebrik ederim. Ben bunu demedim arkadaşlar. Ben dedim ki bu transferde emeği geçen Galatasaray taraftarını tebrik ederim dedim. Ya bu transferi yapan zaten Erden Timur arkadaşlar. Ya neyi karıştırıyoruz? Yani sapla samanı karıştırmamak lazım ya. Bu transfer tek başına olacak bir transfer değil. Ama taraftar tepki gösterdi. Taraftar tepkisini koydu. Sonrasına doğru rotaya gidildi. Ya bu kadar basit yani. Pekala. Tabii Adana Demirspor taraftarı soruyor Aykut abi. Başkan Murat Bey ne diyecek bu konuyla alakalı diye. Madem öyle, biz de Murat Başkan'ı bağlayalım. Ercan, Murat Başkan'ı bağlayalım. Önemli çünkü. Başkan tabii görüşmede açar açmaz bilemem ama bizim Ercan bir denesin başkanı. Çünkü bir Muleka'yı soralım. Soracağımız sorular var. Muleka'yı soralım. Tabii Avrupa Kupalarına keşke gitseydi ama futbol bu yani. Penaltı kaçabilir, olabilir. Bunlar var bu işin içinde ama iyi giden bir Adana Demir. Son lig maçı 2-1'den 3-3 oldu. 3-1'den hatta 3-3 oldu. Ve bu bugüne kadar da iyi bir politika izlendi. Transfer politikası izlendi. Allah var. Yani orada çalışıyorlar. Gece gündüz demeden bir de Serdar. Bilmiyorum Murat abi tanıyor musun başkanı? Tanıyorum. Ya tanımaz mısın? Ben bir de şöyle saat. Söyleyeyim. Vallahi billahi 24 sizden saat. Sizden ben daha eski tanıyorum. Bizim abi kardeşimiz bir 20 yıla dayanıyor. Gerçekten çok önemli. Tuttuğunu koparan
ve çok azimli, eğer kafasında bir şey koymuşsa o transferi ya da o işi yapabilen bir insan. Görüyorsun yani maçtan sonra kolundan futbolcu tutup çekip transfer etmeye çalışan bir Semih başkan mi? Modeli. Semih mi? Yok. Ya şey diyorsun. Lubyanalı oyuncu. He. Şey, Kulüclü oyuncu. Kulüclü oyuncu. Yani bu, şimdi şey soruları. Kayseri tahtayı açtı mı? Açıyor. Kayseri de tahtayı açıyor. Onu da söyleyelim. YouTube'da 11.535 kişi şu anda bizi canlı olarak izliyor. Güzel. Daha da arttıralım sayımızı. Şimdi sevgili seyirciler, tabii Galatasaray taraftarlar oh keşke veçine olmadı diyor. Hah, kırmamış bizi, bağlanmış Murat Bey, Murat Sancak. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar, yayınlar diliyorum. Serhan'cığım sana da selamlar. Selamlar canım abim. Serdar Sarıdağ diğer konumuz sayın başkan. Şimdi size çok selamlar. Selamlar başkan. Böyle hakikaten ilmek ilmek örerek gelen bir başarı, kabul edelim, herkesin kabul ettiği bir gerçek. Çok uzun bir mesai harcıyorsunuz kulübe, beraberinizdeki arkadaşlarınızla birlikte elbette. Onların da hakkını teslim edelim. Şimdi tabii sizin hep bir A, B, A olmasa B, B olmasa C planları var hep, ben biliyorum. Bu noktada Konferans Ligi'nin kapısından dönmüş bir Adana Demir. Endiaye, Şerife çok çok da beğenirdiniz, çok da severdiniz ama profesyonel hayat belki de bugün Kızıl Yıldız'a gidecek. Onu da tabii bilemiyoruz. Görüşme sürüyor ama. Gitti. Gitti mi? Değişti. Gitti. Şerife kiralık mı? Bonservisiyle mi gönderdiniz? Bonservisiyle gönderdim. 4 milyon euro mu başkanım? 4 milyon euro mu? Valla birileri bir şeyler yazıyor. Ne olduğu da o kadar önemli değil. Peki tamam. Borsada olmadığımız için açıklama zorunda değil. O zaman Adana Demir Spor için hayırlısı olsun. Hayırlısı başkanım. Olsun. Şerif Endiaye Kızıl Yıldız'a imza attı. Sayın Başkan da canlı yayında açıkladı. Sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Şimdi evet, oyuncu gitti. Şimdi kim gelecek? Bir. Şimdi kimi oralara gelmeden önce biraz önce bahsettiniz ya işte şu gelip parasıyla böyle başkanlık yapanlar genelde böyle taraftarlar tarafından genelde yumruklayarak eleştirebiliyorlar yani gayet güzel bir şekilde. Ben bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Ben geçmişte Adana'da yaşadığım dönemde Aytaç Gürak vardı. Allah uzun ömürler versin. Ona demiştim vallahi başkan ne güzel ya. Hem para veriyorsun hem kendine küfrettiriyorsun. Maalesef başkanların kaderidir bu. Kimseyi memnun edemiyorsun ama Yavuz Sultan Selim'in de bir hikayesi vardı. Bir gün Yavuz Sultan Selim çok böyle morali bozuk beklerken otururken Şeyhülislam geliyor. Hayırdır sultanım neyin var diyor. Ya diyor ki kimseyi memnun edemiyorum. Şeyhülislam da diyor ki ona ya sultanım diyor. Sen kimseyi memnun etmek zorunda değilsin. Sen yaradanı memnun et gerisi önemli değil diyor. Onun için bütün başkanlar, bütün yöneticiler yaradanı memnun etsinler zaten doğru iş yapmış olurlar yani. Doğru. Haklısınız. Ama masanın diğer tarafında sizler işte geçtiğimiz günlerde Ahmet Bey, Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları mesela hakikaten çok üzücüydü. Ailesine dahi, kendisine dahi yapılan hakaretler ama şu bir gerçek Sayın Başkan. Gerçekten belki Serdar ya da sevgili Serhan söyleyecektir. Başkanların işi çok zor. Efendim stadın elektrik parasından tutun ki gerçekten akla hayale gelmeyecek çok garip garip faturaları ödüyorsunuz. Ne bileyim işte oyuncunun parası yatması lazım. Haydi para bul. İşte beklentiler hep altta kalıyor. Bilet satılacak satılmıyor vesaire. Yani bu böyle sadece transferle de değil yani. Başkanların işi çok başkan çok zor. Yalnız kalıyor. Yani Adana'da çok yalnız kalıyor. Evet. Çok sadece, çok zor. Sadece o değil. Bakın mesela bir konferans liginde Belhanda'nın kaçırdığı bir penaltı var mesela. Evet. Aslında çok güzel de attı. İç kaleden kalecinin arkasından dışarı çıktı. Kaleciye çarpıp da gol dönebilirdi. Ya da 118. dakikada eğer o golü atmış olsaydı şu anda Belhanda kahraman ilan edilmişti. Doğru. Şimdi sen kalkıp yani bir futbolcuyu göndermek istesen bile yani taraftarlar çok sabırsız. Yani kalkıp işte başkanım bunu gönder, başkanım bunu istemiyoruz dediğin zaman göndermek istediğin zaman da gönderemiyorsun. Çünkü göndereceğin kulüpler o sosyal medyada yazılanları görüyorlar zaten. Öyle olunca da elden çıkarmak daha da zor oluyor. Yani bu anlamda taraftarlar biraz sabırlı olması lazım. Yani onların gördüklerini başkan, yöneticiler, hoca görmüyor. Tabii ki görüyorlar. Ama bu bir süreçtir. Öyle her istediğini gönderemezsin.
Yani bugün 3 yıllık sözleşmesi olan bir oyuncuya sen git dediğin zaman 3 yıllık sözleşmesi parasını vermek zorundasın. Doğru doğru. Şimdi taraftarlar farkında olmadan kulüplerine aslında zarar veriyorlar. Yapmayın. Hakikaten yapmayın. Zaten hoca, zaten eğer takımın başında hoca varsa, hoca bunu görüyorsa herhalde ona göre tedbirini alır. Almaz diye bir şey yok. Hoca tedbir almazsa bence yöneticiler, başkan bunu hocaya da söylerler. Ve bir çıkış yolu bulurlar. Ama sen kalkıp bir futbolcuyu değersizleştirdiğin zaman para vererek göndermek zorunda kalırsın. Ama sen değersizleştirmesen sosyal medya üzerinden, o zaman kendi fiyatına belki de bonservis alıp gönderebilirsin. Maalesef bunlar var. Yani sosyal medya klavye delikanlıları dediğimiz o tipler maalesef bunları yapıyorlar ya. Yani. Ve kulüplerine zarar veriyorlar, farkında değiller. Yani evet. sırf yazmak için yazıyor. Ya yani birisi bir şey yazıyor, peşinde 100 kişi yazıyor. Ya yapmayın, kulüplerinize zarar vermeyin. Şimdi ben istesem 10 milyon euroluk oyuncu alamaz mı? Çok rahat alır. Herkes alır. Ahmet Nur Çebi başkanım çok istese alamaz mı? Alır. Ama kulübün gelecekleri düşünmek zorundayız kardeşim. Nereye kadar yani? Matbaa yok. Ne Beşiktaş'ın matbaası var, ne Haberdemirspor'un matbaası var. Bana göre Ahmet Nur Çebi başkanım çok doğru yapıyor. Beşiktaş'ın belki geleceğini kurtaracak. Ya mesela şok etti beni Murat abi. Şunu söylemek istiyorum. Samimiyetinizden dolayı söylüyorum abi diye. Mesela Ahmet Bey Nur Çebi diyor ki Ramos'un değeri 50 milyon arkadaşlar. 50 milyon euro ve bu Ramos Galatasaray'da 20 milyon istedi. 17 milyon euro para istedi. Dön bu tarafa 1 milyon euroya yıllık Sevilla'ya imza attı. Gerçekten bir para tuzağı bu. Hem Beşiktaş'a yazık. Hem Galatasaray'a yazık. Zaten dünya futbolunda çok şeyler dönüyor. Onu biliyoruz zaten. Duyuyoruz da. Şimdi kulüpleri doğru düz yönetmeye kalktığın zaman, bunlara cevap vermediğin zaman seni sosyal medyada linç ediyorlar. Bravo. İşin özü bu. Doğru. İşin özü bu. Yani şimdi Allah aşkına bugün Beşiktaş şampiyon olsa yayın gelirinden alacak para kaç para ya Aykut'un? 12 milyon euro. Hadi. Ama saygısızlık asla. Hadsizlik asla. Küfür, hakaret, en aşağılık ifadelerdir. Hele ki kendi futbolcusuna, başkanına edenlere misil iade edilir ve bulunatılır. Bulunatılır yani ne engellenir. Başkanı? Sosyal medyadan engellenir yani. Engellenir. Şimdi okudum ben de başkanım. O zaman Sayın Başkan, Muleka olmuyor diye söyleyelim, biz konuşalım. Onun haricinde... Şöyle olmuyor. Yani Beşiktaş bana bedelsiz verir mi? Zor. Yok başkanım. Vermez. Para isteyecek. Ne kadar isteyecek? 4 milyon euroya almış. Ya da 5 milyon euroya. En az o kadar isteyecek mi? İster. En az. Valla o kadar verecek paramız yok yani. Bu kadar net. Doğru. Herkes hesabını kiralık yapmak. Kiralık alır mıyım? Kiralık. Kiralık pahalı, alabilirsiniz. Pahalı bir maaş vererek bir kiralık alır mıyım? Almam. Yüksekse bedeli. Maaşı ne kadar Serdar? En az 1,5 milyon ister. En az ister. İster. En az 1,5 milyon ister. Yani Sayın Başkan, ben zengin bir insan olabilirim ama zengin bir başkan değilim diyorsunuz değil mi? Enayi değilim. Bu kadar net yani, kusura bakmayın yani. Şimdi bir Yunus vakası yaşadım. Aldık, parlattık. Allah yolunu açık etsin. Galatasaray 9 milyon euro sattı. Ama keşke o zaman satın alma maddesi koysaydım ya da ortaklık yapmış olsaydım. Çok da severim yani. Ha, netice itibariyle ülkemize 9 milyon en azından ihracat yapmış olduk. O da iyi yani. Peki gruplara kalsaydınız daha farklı bir senaryo olur muydu transferde? İhtiyacımız olan oyuncu alırdık. Yani öyle biz kalkıp böyle 20 milyonla 10 milyon euro, 5 milyon euro bile verecek durumumuz yok abi. Veremeyiz yani. Yani 250 lira biletle en ucuz 200 TL, en pahalısı 650, forma 750. Öyle paralar dağıtamayız abicim. Bu kadar net. Sadece siz değil ki birçok kulüp veremeyecek durumda şu anda Sayın Başkan. Veremeyiz abicim. Yani şimdi Aykut'cum yabancı değilsin. Bak geçen yıl 4. olduk. Federasyondan bize gelen para kaç para biliyor musunuz? 4 milyon 300 bin euro. Vay. Bütün sponsorları koyun. Forma satışlarını koyun. Bilet satışlarını koyun. Kombine satışlarını koyun. Toplam 7 milyon euro. Peki bütçemiz kaç paraydı? 27 milyon euro. Peki bu 20 milyonu nereden bulacağız biz? Nereden bulacaksınız başkanım? Cebimizden ödüyoruz. Kaç sene ödersiniz böyle? Vallahi ödeyebildiğimiz kadar ödeyeceğiz yani. Ondan sonra ödeyemeyeceğiz herhalde yani. Allah yardımcıları olsun. Sayın Başkan yani. Çok teşekkür ediyoruz. Murat abi kırmadınız bizi.
görüşmeler de sürerken bağlandı. Emrah Baba ile ilgili Beşiktaş'a isterecek diye bir söz konusu değil, onu vermem söz konusu değil. Yani bunu gündemden düşürür yani. Emrah Akbaba Beşiktaş transferi konusu mu? Evet, biraz önce sosyal medyada gezerken, surf yaparken gördüm. Öyle bir şey yok yani, söz konusu değil. Yok, biz zaten öyle bir haber yapmadık ama sizin yok, ağzınızdan buradan, da bunu verelim. Sizin aracınızla duyurmuş olayım. Yani. Tamam başkan. İhtiyacımız var. Başka yani, duyurmak istediğiniz mesajlar var mı başkanım? Emrah Akbaba gitmiyor. Başka ben. Duyurmak istediğiniz mesajlar var mı sayın başkanım? Yok, zaten yaptığımız zaman duyarsın zaten Serhat'cığım. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz sayın başkanım. Yani şöyle, bazen mesela bir transfer görüşmeleri oluyor. Ben imza attırmadan genelde duyurmam. Niye duyurmam? Çünkü son noktada bir problem çıkabiliyor ve olmayabiliyor. Dur. İnsanları beklenti içerisine sokup sonra olmadığı zaman bunun hesabını veremezsin. Tabii siz gazeteciler, haberciler olarak hemen haberleri almak istiyorsunuz. Duyumlar alıyorsunuz. Hatta bazı kulüplerde adamlarınız bile var. İstihbarat da alıyorsunuz. Havaalanlarda adamlarınız var, istihbarat da alıyorsunuz. Onu da biliyorum. Ama imzalanmadan hiçbir şey bitmiş olmuyor. Aykut'cum, Serhat'cım. En doğru istihbaratı sizden alıyoruz başkanım işte. Başkanlardan alıyoruz. Başkanlardan değil, başkalarından alıyorsunuz. Avukatlardan alıyorsunuz. Kulüpte çalışan direktörlerden alıyorsunuz. Hepsinden alıyorsunuz. Malzemeciden bile alıyoruz başkanım haberleri. He? Malzemecilerden bile alıyoruz. Evet, ama ben onları tespit ettiğim zaman işlerine son veririm. Yok başkanım, ben olmaz ya. Espri yapıyoruz başkanım. Benim kulüpten ses çıkmaması lazım. Yok sizden. Oo, en katı yer orası. Yok zaten en kolay. En katı yer orası. En kolay haber aldığımız yer de sizin orası. Benim sırlarımı dışarı ifşa edecek hiçbir eleman Adana Demirspor elemanı olmamalı. En katı yer Adana Demir. O konuda çok katıyımdır ben. Evet en katı yer Adana Demir sayın. Ama siz de çok zor. Çok merhametlisinizdir de siz. Yani. Siz çok merhametli ve çok da duygusal bir insansınız. Bu ayrı. Yani. Merhametin kulübün önüne geçer. Tabii. Yok. Bizzati biliyorum. Sizin kulüpten haber sızma ihtimali çok zayıf. Teşekkür ediyorum. Yok, yine çıkıyor Aykut'cum. Yine çıkıyor. Çok artık bilemiyoruz. Ağzınıza sağlık sayın başkan. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun abi. Eksik olmayın. Hemen dönelim. Nereye dönüyoruz sevgili Ercan? Voleybolcularımız şampiyonluğu kutluyormuş. İzleyelim. Hande herkese eşlik ediyor. Artık seninle de özdeşleşti. Neler düşünüyorsun? Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına bu şampiyonluk çok yakıştı. Herkese, her an, her dakika. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz alkışlar Hande için. Ve sıradaki oyuncumuz güçlü alkışlarla. I would like to ask, what is your feeling about the fans, the Turkish fans? Oh, wow. You are really amazing. Because I cannot imagine one day like this, for sure, I hope. I heard a lot of things about Turkish fan, but I cannot imagine this way, believe me. This is really a beautiful day for us. I'm really proud of my team, of my player, of my staff. We did an incredible job. I think that today is a beautiful day, not only for us, but I hope also for you. Thank you so much for your support, for what you did for us. Thank you so much. Böyle bir günü hayal edemezdim. Onlar gerçekten harika dedi. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyor. Aynı zamanda teknik ekibine de çok teşekkür ettiğini söyledi. Santarelli bir kez daha alkışlar onun için gelsin lütfen. Ve şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif. İyi ki varsınız diyorum. Sözlerime başlamadan önce ben alkışı kim için istiyorum biliyor musunuz? Bunları bugünlere getiren, yetiştiren anneler, babalar, aileler için istiyorum.
Onlar olmasa bunlar olmazdı. Ve bu güzel tabloyu, bu ülkenin güzelliğini hep birlikte yaşayamazdık. Ama Türk çocukları ne yaptı? Cumhuriyet'in 100. yılında iki tane kupayla, tarihinde alınmamış iki kupayla huzurlarınıza geldi. Ne kadar gurur duysak, ne kadar evlatlarımızla övünsek azdır. Tırnakları taşa değmesin. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bağrımıza basacağız. Başımıza taç yapacağız. Ülkeyi gururlandıracağız. Ülkeyi sevindireceğiz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Bana bugün en çok sorulan soru, sırada ne var? Sırada ne varsa o var. Olimpiyatsa olimpiyat var. Ve bir de şu sıkıntılı günlerde biliyorsunuz ciddi bir deprem faciası yaşadık. Şimdi Malatya şarkısı çalarken de bir sürpriz olmuş bana da. Ben şöyle duygularımla paylaşmak istiyorum sizle. 11 ilimizde ciddi bir deprem yaşadık. Bunlardan biri de Malatya'ydı. Ve o deprem döneminde yaşadığımız depremzedeler, depremde canlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelere sabır diliyorum. Ve bu kupaların onlara da büyük bir moral olmasını diliyorum. Ve depremzede, deprem felaketi yaşayan tüm depremzede kardeşlerimize, dostlarımıza, ailelerimize, büyüklerimize, küçüklerimize armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Siz böyle destek verdikçe bu kızlar daha büyük başarılara imza atacaklar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sahneye Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini alkışlarınızla davet ediyorum şimdi. Koşturur zaferlere, bu mutluluk hepimizi alır taşır göklere, sizinle tüm ülke. Evet, gerçekten bizim için çok anlamlıydı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi uçak geldi. Bizim havacıların tabiriyle teker koydu. Evet. Yeşilköy'e iniyor. Atatürk Havalimanı özel havacılık. Atatürk Havalimanı özel havacılık. Daha sonra orada tabii şimdi bir, herhalde girişi ve çıkma biraz sarkar mı? Yok yani orada çok fazla bir hareket yok zaten. Bir de kulüp yetkilileri görüntü geldi. Şu an zaten görüntü muhtemelen içeride pasaport işlemleri ve Galatasaray TV'de bir röportaj söz konusudur muhtemelen. Ve daha sonrasında çıkıp bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Evet. Serdar seni dinleyelim. Ama daha aprona gelmemiş. Yani o pasaport işlemleri tarafına gelmemiş şu an. Gelen anlık bilgi o. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Bu transferin bitmesinde ve bunun yanı sıra Davinson Sanchez'in bitmesinde dün Galatasaray taraftarının sosyal medyada kupayı kaldırıyorlar. Tamam. Serdar, birkaç cümle etsene. Sen hiç konuşmadın bu konuyla ilgili ya. Ya Türk ama kadının şey gücü başka ya, bir şey söylemeye gerek yok. Onu konuşmaya gücü gerek yok. Bir seyretmek yeterli. Düğün ben düğündeydim. Aykut Konya'da düğündeydik. Biz düğünü bıraktık. Maçı izledik yani. Son evet, saniyelerde nasıl bir bağırdık. Bir şey var zannettim. Sokaklarda korna sesleri. Tabii tabii çok güzel ya. Türk kadının gücü. Falan. Başka bir şey değil. Sadece futbolda olmuyormuş tabii. Beşiktaş stadında aştılar biliyorsun. Evet. Evet. Hocam bu, bak bu çok güzel bir şey. Uluslararası bak 100. yılda hani bundan daha anlamlı bir şey olamaz. Neyin içinde kadınlarımız da var, kızlarımız da var. O nedenle söylüyorum. Hani cumhuriyetimize en çok yakışan başarılardan biri oldu. Tabii ki amatör branşlarda birçok başarı var. Elbette mesela Mete Gazoz örneği olsun. Oralarda çok büyük başarılar var ama burada böylesine bir takım oyununda üst üste bizi sevdirmeler tabii ki çok daha ayrı bir mutluluk. Erik Dalı diyor Ercan.
İyi oynarsın ha Aykut sen. Ben hiç anlamam. benim oranın yöreleri ben oynarım ya. Kırşehir'de Afyon karşısında 1-0 önde. Kırşehir'im. Bütün dünyaya Erik Dalın'ı öğrettiler. Canım Kırşehir'im. Canım. Kırşehir korkmak. Benim. Şu an... Bizim Anadolu'muzun her yeri güzel ya. Hadi canım. Sen ne güzel oynuyor bak görüyor musun? Yalnız bu Vargas da biliyorsunuz bugün okudum. O dönem bir daha hatırladım. Sırplar hocaya var. Pasaport vermek üzereyken Türkiye'nin Türk vatandaşlığı kabul etmiyor. Fenerbahçe'de ceza o dönem. O da önemli bir partner. İtalyan hoca değil mi o ben göremedim. İtalyan hoca. Vargas da çıktı şu an. Vargas da çıktı. Ya hak ettiler gerçekten abi, hak canım. Ettiler ya. Ben ya kaç gündür kaptılar abi? Kaç gündür kaptılar? Serdar ben İtalya maçını izleyemedim biliyor musun? Son sette kapattım. Ben dikkatimi dağıttım, zihnimi dağıttım. Voleybol bana çok şey geliyor ya böyle hani sürekli kalbin yüreğin ağzına geliyor ya. O nedenle hakikaten çok yorucu geliyor bazen böylesine maçları seyretmek. Dayanamıyor insan. Biraz da erkek basketbol takımımıza. Evet. Voleybol takımımıza. Orada da onlara da inşallah bu başarı bulaşıcıdır değil mi? Başarı ve mutluluk bulaşıcı olmalı. Yani spor sevgili seyirciler takdir edildiği yerde gelişir. Büyüklerimiz der ki bilim takdir edildiği yerde gelişir. Spor da gerçekten takdir edildiği yerde gelişir. İşte bakınız burada takdir ediyoruz ve gelişecek. Mehmet Bey Sayın Üstündağ ne diyor? Federasyon başkanımız. Çok başarılı. Bu diyor bugünün işi değil. Bu bugünün işi değil değil mi Serhan? Sen tanırsın Mehmet Başkan'ı. Bir de başarılı. Mehmet Akif Başkan'ı tanırsın. Gerçekten çok iyi işler yaptı. Tebrik ediyorum Sayın Başkan'ı da. Şimdi sıra geldi bireysel sporlarımıza. Mesela Mete Gazozumuz bak. Hakkını teslim et. Naim Süleymanoğlu Allah bin kere rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Gerçi halteri sevdirdi. Evet. Bütün dünya onu kabul etti. İşte efendim nedir? Times'ta kapakta fotoğrafı var hatırlarsınız. Yavaş yavaş burada da böyle başarılar geldikçe tabii sevgili Aykut bu bütün Türkiye'ye yayılır diye düşünüyorum. Çoluğu, çocuğu, gençler hepsi her türlü sporla buluşturmak önemli tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten de herhangi bir mesela bir hocam söylemişti bana. Ya çocuklarınız hani futbolu yetenekli olmayabilir ama mutlaka yetenekli olacağı bir spor dalı vardır. Yani Türkiye'de yaygın değildir ama. İşte Amerika'da, Avrupa'da, orada burada yaygındır. En azından onu öğretin, çocuklarınız burs alır. Yurt dışında eğitim alır. Yurt dışında da öğrenim görür. O nedenle spor kültürünün tamamını yaymak lazım ülkenin. Yani... O da güzelmiş Aykut. O da güzelmiş vallahi tasarım o falan. Peki. Çok ama çok teşekkürler. Yaşattıklarınız her şey için. Nasıl? Yaşattıkları için. Tabii. Türk kadının gücünü dünyaya gösterdiler. Ve gururumuz oldular. Ve çok duygulu bir şekilde maç izlettikleri için, bu heyecanla bizi ortak ettikleri için gerçekten tebrik ederim. Yürekten tebrik ederim. Yolları açık olsun. Sırada olimpiyat var. Olimpiyatta da değil mi Serdar? Evet. Orada da altın madalya aldık mı bu iş tam. Zaten... Biz milli takımımız Amerika'yı falan geçti biliyorsun. Dünyada birinci sırada. Dünya, Avrupa değil bak. Dünyada bir ekol yaptık 15-20 yıldır. Hocam şu an dünyanın en iyi voleybol takımı. Milli takımlar bazında söylüyorum. Şu an öyle.
Hatırla böyle mesela çok eskiden 15-20 sene önce gittiğimizde hep plajlarda voleybol maçları yaparlar yani böyle. Biz yani, de oynuyorduk yani. Biz de oynuyorduk. Biz futbol kadar voleybol yaygındı Türkiye'de. Tabii. Biz salonda oynuyorduk bu bizim şey salon, var. Açık ok havada, plajda. Ok Meydan'da İBB'nin tesisleri var kapalı. Orada biliyorum biz kiralıyorduk ve haftanın bir gün salı günleri voleybol maçları yapıyorduk. Şimdi bak yüzme her yerde var. Yaşa. Tabii git bütün ilçelerde neredeyse belediyelerde yüzme salonları var. Şampiyonluğu kutladık. Biz de alkışladık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim Galatasaray'la ilgili konuşmaya. Şimdi tabii sarı kırmızı taraftarlar Ndombele'yi merak Salih'i ediyorlar. Merak ediyorlar bir de. Sürüyor. Uçak İstanbul'a indi. İndi. Şu an çıkmak üzere. Son işlemleri yapılıyor. Bir de biliyorsun bugün çok fazla Salih Özcan transferi konuşuldu. Bak, onu söyleyeyim mi istiyorsan? Lütfen söyle Serhan. Salih Özcan transferi konuşulur konuşma. Biliyorsun herkes artık çok araştırmacı. TFF'nin sitesine girip lisansları görebiliyor herkes. Ama o lisanslar milli takımda oynayan oyuncular için de açık oluyor. Onu da söylemek tebrik lazım. Ediyorum. Orada bir polemik oldu sosyal tabii, medyada. Tabii ya. O lisanslar milli takım oyuncular için de açık. Şunu söyleyebilirim. Sayın Erden Tümur'la da görüştüm. Salih Özcan listenizde var mı dedim. Yok dedi. Onu da bir şekilde söyleyelim yani. Onu da verelim ekrana. Salih Özcan Galatasaray'a gönderildi. Ama çok yazıldı, çizildi. Ama Salih Özcan Türkiye'ye gelmek istemiyor. Daha çünkü. Ben de onu öyle biliyorum çünkü. Tabii. Hem menajeri de bunu söylüyor. Erdem Bey söyledi bunu. Yok dedi, listemizde yok. Erdem Bey yazdım. Salih yok yazdı bana kendisi. Onun haricinde Galatasaray, Ndombele ve Sanchez'den sonra transferi kapatır mı diye sorduğumda hayır dedin. Bir transfer daha yapar diye bekliyorum ben. Nereye yapar? Yani çok fazla kestiremiyorum bunu ama yine bir yerli transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray da. Orada da bir arayış içerisinde. Bir de biliyorsun gurbetçi oyuncular var. Özellikle iki tane gurbetçi oyuncu var. Onlar üzerinden de gidiyor. Ama Saat Serdar'ı duydum ben ama. Yani o da Serhan Nelson satmasın Galatasaray. İşte benim kafamda da öyle bir deli soru vallahi var. Vallahi benim de öyle bir soru var yani. Benim böyle bir deli soru var yani eğer nereye gider ki transfer kapandı mesela biz geçen hafta konuştuğumuzda da Galatasaray yöneticilerle Avrupa Arabistan olabilir Nelson. Arabistan'da 5 Eylül'e kadar. Değil mi? 7 Eylül'e mi kadar mı? Yok erken ya Eylül sonu kadar dedi ya Murat. Erkene çektiler ya. Ha onu bilmiyorum çektiler mi ona bir erkene bakalım. Erkene çektiler diye duydum ben. 30'u diye biliyorum. Ya yani. Nelson'u biz geçen hafta sorduk yani Nelson gidiyor mu diye sorduğumuzda kesinlikle öyle bir şey yok demişlerdi ama işte kafada delice sorular oluyor. Çünkü sistem her an değişiyor. Bir bakıyorsun hani mesela Ndombele şu an sistemde yoktu. Ve konuştuğumuzda Ndombele transferi olmaz dediklerinde bir anda Ndombele transferine dönülüyorsa transfer dinamik bir şey. Yarın bugün ne getireceği belli olmaz. Bu arada Ndombele ile ilgili bilgiler de verelim istiyorsan. Lütfen lütfen. Oyuncu 26 yaşında. Ve bu sene Tottenham'ın yaz kampını tamamına katıldı. Onu da söyleyelim. Gerçekten yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da transfer gündeminde vardı ama Galatasaray bu transferi kesinlikle reddediyordu. Yani başka şeyler olduklarını söylüyordu. Başka planlamalar olduğu söylüyordu. İşte oyuncunun kariyer grafiği. Evet, 26 yaşında. Market değeri 22 milyon euro. En fazla kariyerinde ödenen bonservisi 74 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyoruz. Zorunlu satın alma opsiyonu olmadığını duyuyoruz. Maaşının belli bir kısmını Tottenham'ın karşılayacağını öğrendik. Ve 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında sadece 2 günlük sakatlık yaşamış. Yani gerçekten çok yetenekli. Sadece mental olarak bazı sıkıntılar olduğunu söylediler ama bence toparlayacağını düşünüyorum. Son sezonunu geçirdiği Napoli'de 40 maça çıkmış ve şampiyonluk yaşamış. Kariyerinde 277 maçın 138'inde merkez orta saha olarak başladı. 74 maçta ise ön libero oynadı. Bunlar çok değerli. Galatasaray'ın istediği özelliklere sahip. Box to box, delici özelliği, topla mesafe alma özelliği çok iyi olabilen oyuncudan bahsediyoruz. Sanchez ne zaman geliyor? İşte milli takım bittikten sonra gelmesini bekliyoruz yani. Biliyorsun milli takım arası. O aradan sonra bir kampa katılır. Yani. Vallahi ben Nelson satılır mı, satılmaz mı çok emin değil ama sanki gitti gibi bilmiyorum. Yani tabii bence, orada bence devam eder. Ya şimdi şöyle bir şey, bu riske
nasıl geleceksin? Şimdi bu oyuncu için sen 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemişsin. Şimdi ben geçen hafta yayında şunu söyledim. Hani Galatasaray'ın elinde bir tane kırmızı kart vardı. O kırmızı kart neydi? Şampiyonlar Ligi bileti vardı Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi bileti olduğu zaman futbolcular daha rahat gelebilir diye söylüyorduk ya. Ama bir anlamda da sen transferi zor yapardın. Çünkü senin eksik bölgen belliydi yani. Özellikle orta saha eksik bölgen vardı. Onu söylemek lazım. Suyu buzlu mu içiyorsun? Aynı buz. Buz olmuş, buzda düştü işte. Biz de işte buzlu sular içmeye başladık. Onu söyleyeyim ben de. Ya Galatasaray geldi şu an. Oyuncu geldi. Herhalde çıktı çıkacak Ercan. Tetikte ol. Bizim bu arada ben bugün şunu da söylemek istiyorum. Bugün çok değerli. Gerçekten çok sevdiğim, saygı duyduğum ve uzun süre takip ettiğim ve çok değer verdiğim çok özel bir insan. Sayın Fatih Terim'in doğum günü. Hoca kaç yaşında oldu hocam? 70 yaşına bastı. Maşallah maşallah. Hocama burada sağlık diliyorum. Sağlıklar dileyelim hocam. Mutluluklar diliyorum. Eşi Fulya ablamla beraber yaşlanmalarını diliyorum. Hocam daha yaşlı değilsin. Amin. Daha senin amin. Çok önünde yıllar var. Ben bunun farkındayım. Allah size sağlık versin. Fulya ablama da sevgiler, saygılar. Doğum günü kutlu olsun. Biri bir laf etti burada. Kim? Zeki abiydi galiba. Bizim Zeki Uzundurukan galiba. Emin değilim Zeki abi şimdi. Eğer söylesin bana Zeki abi. Fatih Hoca Brezilya'da Flamengo ile bir temasta olduğunu duyduğunu söyledi. Zeki abi söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Af buyurun. Öyle hatırlıyorum çünkü. Bir Brezilya macerası olur mu hocaya? Madem yeri gelmişken söyleyeyim de. Ben doğum günde kutladık buyursun. Ben zannetmiyorum. Yani. Öyle deme ama Flamingo seyircisi. Ya Flamingo seyircisi de var. Hoca futbolla şimdi, yatıp futbolla kalkıyorlar. Tam Fatih Hoca işte sevebileceği. Öyle de hoca biliyorsun Arabistan'dan da bir teklif gelmişti. Geldi. Hoca mesafe çok ailesine çok bağlı bir gerçekten bir insan. Ailesiyle beraber zaman geçirebilmeden mutlu torunlarına düşkün. Torunlarına çok düşkün. Kızlarına çok düşkün. Fulya ablaya çok düşkün. O yüzden ben bu kadar mesafe yapıp da daha uzaklara gideceğini düşünmüyorum ben. Peki. Ama bu hafta cumartesi şeydeyiz, İsviçre'deyiz. Biliyorsun önemli bir karşılaşma var. Onu da söyle lütfen. Tabii sen de detayları biliyorsun. Cüneyt Yalınkılıç, sevgili dostumuz, konuyla alakalı gerçekten müthiş bir uğraş verdi. Orada yurt dışında olanlar, orada yaşayan İsviçre'deki vatandaşlarımız bu milli maça gidip... Milli maçın sebebini de söyleyelim. Bilet alıp depremzedelere katkıda bulunsunlar. Maçın söyle. Kadro alanını da söyleyelim istiyorsan sen de söyle. Lütfen istiyorsan. Sen söyle. Biliyorsun orada daha önce biz bir maç yaşamıştık ve bu veteranlar karşılaşması özellikle o zamanki oynayan futbolcular ve teknik adamlar da bu takımın içerisinde olacaklar. Çok önemli bir karşılaşma. Oyuncu çıkıyor. Oyuncu çıkıyor Serhan. Hemen Emre Kaplan'a gidelim. Aykut İnce Galatasaray'ın yeni transferi Ndombele İstanbul'da ve şu anda da tam bizim bulunduğumuz noktaya doğru geliyor İstanbul'daki ilk anları, ilk görüntüleri. Fransız oyuncunun ki Galatasaray'ın çok uzun zamandır transfer döneminin başından beri gerçekleştirmek için çaba sarf ettiği orta saha transferi Ndombele ile neticelenmiş oldu. Fransa'dan kalkan bir uçakla İstanbul'a gelmişti ve şu anda ilk anları, ilk saniyeleri kısa bir süre içerisinde de sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyelim. Zaten Fransa'da bir sağlık kontrolü gerçekleşti Ndombele için. Herhangi bir probleme rastlanmadı ama prosedür gereği tabii ki İstanbul'da da resmi sözleşmeyi imzalamadan önce yine Ndombele'nin bir sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyelim. Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak Galatasaray Tottenham'dan maaşının bir bölümünü İngiliz ekibinin ödeyeceğini ifade edelim. Bir satın alma opsiyonu var ve bu opsiyonla yaklaşık 15 milyon euro civarında olacak. Az sayıda Galatasaray taraftarı da Ndombele için burada genel havacılık terminalinde bekleyişlerini sürdürüyordu. Oyuncu yavaş yavaş terminalden, genel havacılık terminalinden ayrılıyor. Tanguy Ndombele Galatasaray'da. Galatasaray'ın tabii ilk son transferi bu olmayacak. Yine Tottenham kulübünden Davinson Sanchez'i de Galatasaray'ın kadrosuna kattığını söyleyelim. Kısa süre içerisinde Davinson Sanchez de milli takım kampında sağlık kontrolünden geçecek, sözleşmeyi imzalayacak ve o da Galatasaray'ın yeni futbolcusu olacak. Tanguy Ndombele'nin İstanbul'daki ilk görüntülerini aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Sana çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Hızlı bir çıkış oldu. Ne demek? Hızlı, yani ya şunu bekliyoruz biz yani gerçekten. Yani ben şimdi orada ben olduğum için yani o şeyi ben yaşadığım için kimse bizim dilimizden anlamaz. Çünkü gecenin vaktinde oraya gidiyorsun. Bazen gece saat 2'lerde gidiyoruz. Sabah 5'lerde gidiyoruz futbolcu karşılamaya. Ya çık bir konuş. Ya da kulüp yetkili bir konuştur. Geldim Türkiye'desin. En büyük Galatasaray desin. Şampiyonluğa geldim desin. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum desin. Bu bizim için çok değerli. Şuradaki 20 saniye görüntü tabii ki çok önemli, çok değerli. Ama için içine biraz daha böyle kulüp kurumsal davranmaya çalışıyor. Yani ya, işte, daha imza attırmadı. Ha, imza attırmadı. Ama TFF sitesine koydu. O da ayrı bir şey. Ben mesela biraz önce şey dedim. Endombele'nin biraz mental sıkıntısı var ama düzeleceğini de düşündüm. Benim arkadaşım var Norveç'ten İlyas Temel demiş ki Endombele Florya'nın suyundan bir kere içsin yeter. Hiçbir şey kalmaz demiş gerçekten. Nasıl bir daha? Florya'nın suyundan diyor bir kere içsin diyor hiçbir şey kalmaz diyor. Gerçekten Florya hem mental açıdan rahatlayacaksın. Hem güzel zaman geçireceksin. Hem arkadaşlık dostluğun tavan yaptı. Okan Hoca'nın futbolcuların üstünde titrediği bir yer haline geldi. İşte biliyorsun en son örneği Zaniolo. Adam suratı asık bir şekilde geldi. Güle güle gitti. Dinçer Azaban'ın selamı var sana. Ben de çok selam söylüyorum. Ben de onu söyleyecektim biliyor musun? Ben Dinçer çünkü abi. Orada biliyorsun görüntülerde Endombele görüntüsünün altında Tunç oldu. Evet. Ben dedim ki burada Dinçer'i anayım dedim. İyi oldu. Ben Dinçer de gerçekten benim için çok değerli, çok sevgili bir arkadaşım. O da onları bizim 30 yıllık bir arkadaşımız, dostumuz var. İyi Galatasaraylı kendisi. Galatasaray Kongresi. Bir önceki dönemde çok büyük katkıları vardı. Özellikle kimsenin yüzüne bakmadı. Bütün amatör sporların hepsine sponsor oldu. Çok. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Afif'te, bir kırgınlığı var ama bence Dinçer'in gönlünü almak lazım. İyi Galatasaraylıların, iyi kulüp taraftarlarının, iyi böyle... Ama Dursun Bey'i seviyor. Dursun Bey de onu çok seviyor. Biz bir sıkıntı yok. Oturduk hep beraber. Hocam. Dursun Başkan'la da oturduk. Dinçer Azapan'la da oturduk. Ben çok seviyor. Ben bu soruyu sordum Dinçer Azapan'a. Dedim ki siz kızgın mısınız, kırgın mısınız Galatasaray'a? Durdu. Galatasaray kırgınlık olur mu ya dedi. Tabii. Peki. Ama senin de söylediğinde bir haklılık payı vardır mutlaka. Bir misafirimiz var telefon attığımızda galiba. Çok kıymetli bir isim. Yılport Samsun Spor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım transfer raporunun konuğu. Telefon bağlantısı çok yoğun. Stüdyoya davet etmek isterdik ama Sayın Başkan'ın telefonu da durmuyor. Görüşme diplomasisi de durmuyor. Saatler öncesinde aradık. Serhan da ben de sağ olsun canlı yayınımıza katıldı. Toplantıdan çıktı. Yani çıktı. Özellikle teşekkür ediyorum. Toplantıdan çıkıp telefonumuza cevap bağlandı. Verdi. Sağ olsun. Sözü de verdi. Yayına katılma sözü verdi. Gerçekten benim için de çok değerli, çok önemli bir insan. Çok iyi de bir iş adamı ve çok iyi de bir kulüp başkanı. Bravo. Teşekkür ediyorum peki kendisine. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Görüşmeler de sürüyor. Burada İstanbul'da gerçekleştiriyorsunuz görüşmeleri. An itibariyle şöyle bir derleme toparlama yapabilir miyiz taraftara? Söylemek istediğiniz neler var Sayın Yıldırım? Buyurun. Önce yayınlar tekrar. Biliyorsunuz bu sene transferler zor geçiyor. Hakikaten ben Süper Lig'de ilk senem başkanlık dönemim. Yani konuştuğum menajerlerden ve diğer kulüp başkanlarından aldığım bilgiler doğrultusunda bu sene çok özel bir yıl diyorlar. Türkiye'deki ekonomik durumun hem iyi olmaması, kulüplerin yeterli bir finansmanı olmaması, diğer taraftan da Avrupa'nın çok yüksek açılması transferde fiyat olarak, oyuncu fiyatları. Sonra da Suudi Arabistan'ın devreye girip fiyatları inanılmaz yukarı çıkarmasıyla bir anda ortalık toz duman oldu. Tabii bizler de böyle bir zor şartlarda hem kulübün geleceğini hem de bize verilen harcama limitleri doğrultusunda hem de kulübümüzün finansman durumu doğrultusunda transfer çalışmalarımıza başladık. Sezon başında hocamız bizden
10-11 transfer istemişti. Biz de 10 tane transferi yaptık ama gördük ki her gelen yeni transfer takımı bir üst seviyeye taşıyor ve elimizdeki kadronun Süper Lig için yeterli olmadığını görünce bu sayının artması gerektiği konusunda hemfikir sahibi olduk. Bu nedenle hocamın benden talebi 4'tü. 4 tane daha yeni transfer. Ben hocama, hocam bu 4'ün de yeterli olmayacağı, benim dışarıdan baktığımın 6 tane kesin oyuncu almam gerektiği konusundayım. Elimizde iyi bir kadro olsun, yedek kulübemiz güçlü olsun. Maçın gidişatına göre dönüp kulübeye baktığımızda, yani maçı çevirecek türde oyuncular olursa hem sen razı dersin, hem taraftar, hem bizler diyerek ikinci dönem transfer çalışmalarıma 6 transferle yola çıktım. Geçen hafta taraftarıma söz vermiştim. Bunların 3 tanesini söz bitirip getireceğim diye ve sizlerin de bildiği gibi eski Avusturya Rapidien'in Avusturyalı yani Rapidien oyuncusu şimdi Orlando City'de oynayan ve aynı zamanda babası Samsun'u olan Samsporlu olan Ercan Karay'ı getirdim forvete. Sonra şeyi getirdim Landry'yi Dimata'yı o da Espanyol'dan geldi. Evet. Yine forvete. Ondan sonra bir de çok bizi yoran bir transfer olan Carlo Holse'yi getirdik. Rosenborg'dan, Norveç'ten. Danimarkalı oyuncu. Bu üç oyuncu cumartesi günü Samsun'a vardılar. Pazar günü maçı seyredeceklerdi ama kötü hava şartlarında maç iptal edildi. Ama sonuçta bugün takımla beraber, takım her ne kadar izinde de olsa onlar özel idman yaptılar. Hocamın verdiği çalışma doğrultusunda. Şimdi 3 tane gitti, 3 tane kaldı. Bu 3 tanenin de bir tanesi 6 numara olacak. Bir tanesi 8 numara, bir tanesi de kanat. Bugün geçen haftadır, bir haftadır üzerinde çalıştığımız Flavien Hayes diye bir Fransız oyuncuyla anlaştıydık. Bugün kulübüyle imzalaştık. Yarın inşallah uçacak, Türkiye'ye gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini çarşamba günü akşam uçakla Samsun'a göndereceğiz. Böylece 8 numara pozisyonumuz da kapanmış olacak. Geriye 2 yaş olan 2 tane, bir 6 numara, bir de kanat bakıyoruz. Bunları Galatasaray'dan bir transfer var mı Sayın Başkan? Maalesef yok. İstedik baştan. Kimi istediniz başkanım? Ya baştan Morutan'la ve Nisçi'yle çok ilgilendik ama onların satılacağını söylediler. Biz satın alamayacağımızı kiralık düşünüp satın alma opsiyonu olabilir dedik. Sonra tabii iyi oyuncular oldukları için talipleri çıktı. Morutan Ankara Gücü'ne. Sayın Başkanım şu an bonservisle gitti. Şu an Michu'nun yine bir yabancı fazlalığından dolayı bir transferi söz konusu. Siz talip olur musunuz Samsun Spor olarak? Şu an olamayız artık. Çünkü biz çok istiyorduk ve menajeri Nordic Sky Anders ofisime geldi. Konuştuk. Pendix Spor'la anlaştığını söyledi. Hem Galatasaray'ın çok iyi bir bonservis verdiğini hem de oyuncuya çok iyi bir maaş verildiğini. Para bile konuşmadık ama şimdi duyuyorum hala transfer tamamlanmamış. Sonuçlanmamış. Biz şimdi 8 numaramızı işte aldık getiriyoruz. İyi bir transfer. Belki benim bizim getirdiğimiz oyuncu Mitsu'dan bize göre daha iyi bir oyuncu. İnşallah bunu Türkiye görecek. Futbolu bilenler oyuncuyu kesinlikle tanıyordur Fransa'dan. Rennes'de oynuyordu. Çok da iyi oynuyordu. İnanılmaz katkı sağlayan bu oyuncu. Box to box oynayan. Onun için 8 numara olayı bitti artık. Benim Galatasaray'dan isteyeceğim oyuncu yok gibi açık söyleyeyim.
Çünkü bize kanat verecek durumu yok Galatasaray'ın. Yunus Akgün İngiltere'ye gitti. Başka da kimseyi alamayız. Onların da ihtiyacı vardı. Samsunspor taraftarı size çok güveniyor. Hatta burada bize gelen sorular da var. Sayın Başkan şu ana kadar taş gibi geleceği düşünerek transfer yapıyor Aykut abi, Serdar abi diye soruyorlar. Yani Sayın doğru, Başkan doğru. 20'şer 30'ar milyon euro herkes harcar. Az önce Murat Bey de Murat Sancak da Sayın Başkan bağlandı dedi ki hepimiz 15'er 20'şer milyona oyuncu alırız. Bu kolay ama sonra ne olacak dedi. Aynen öyle, sonrası ne olacak? Yani, dolayısıyla sizin yaptığınız yatırımlar işte drone gelen ve duyuyoruz yani drone gelenle ilgili de mesela ya bu çok iyi bir stoper bulmuşlar diyorlar. Dolayısıyla tamam, oyuncuyu alıp da bir zamanda yatırımı da iyi düşünüyorsunuz. Bakın ben şunu söyleyeyim. Samspor yani uzun yıllar sonra ilk defa Süper Lig'e geldi ama sağlam gelmek istiyoruz. Şu an bakın burada ilk defa iddialı konuşacağım. Benim en az 6 tane oyuncum sezon sonu birçok kulüp satın almak için kapımızı çalacak. Yani inşallah bir aksilik olmaz. Yani Ercan Karasu'ndan tutun bakın çok iddialı. Doğru doğru onu unuttuk. Yani Türk statüsünde oynayan bir forvet 27 yaşında inanılmaz başarılıydı. Aynı şekilde diğer forvetin yeni getirdiğim Dimata aynı şekilde İspanyol'dan geldi. Çok hareketli Kongaslı Belçikalı bir forvet. Sonra Danimarkalı Carlo Holse göreceksiniz. Oliver Encham Swansea'dan aldık. O da inanılmaz bir potansiyel olan oyuncu. İşte biraz önce siz söylediniz Rick Van Rongelen şeyde stoperde sol stoper bulmak zor. Union Berlin'den aldık. Onun yanında yani bizim kendi oyuncumuz Yunus Emre Çift olsun. İleride Muhammed Ali olsun. Şimdi daha aklıma gelmiyor ama Sayın Başkan şunu size sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de telefonla biz sizinle konuşmuştuk. Şimdi milli aradan sonra bir Galatasaray maçı var. Son sorum olsun bu. Çok da fazla meşgul etmeyeyim sizi. Ben de bir soru soracağım. Kendim. Sen de sor tamam. Sorun vaktim var. Tamam peki o zaman. Şimdi gerçekten çok şiddetli bir yağış aldı Samsun şehri. Herkese geçmiş olsun. Stadın durumu da ortada. Yapılan drenaja rağmen, yapılan iyi sisteme rağmen ama inanılmaz bir yağış oldu. Hakem ertelemek zorunda kaldı. Bir. İki. Evet. Şu anda son durum nedir efendim? Tesislerde nasıl durum? Zemin nasıl? Üç. Milli aradan sonra bir Galatasaray maçı var. Burayı da bunu da cevaplarsanız çok teşekkür edeceğiz size. Şimdi stadın durumu yani bu bizim için bir testti aslında. Biliyorsunuz 19 Haziran'da biz milli maç oynadık orada. Türkiye Wales maçı neydi? İrlanda diyesim geliyor da İngilizcesi Wales, Türkçesi ne maç oynadık milli maçı? Evet. Neyse Türkiye İngilizcesini söyleyeyim başkanım. İngilizcesini söyleyeyim başkanım. Wales. Ya bizim milli maç Faroe Adaları mı? Faroe Adaları mı başkanım? Yok ya Samsun'da oynadık ya şimdi 19 Haziran'da 2-0 yendik. İskoçya değil, İrlanda değil ne? Galler Wales evet. Başkanım ha. Evet başkanım. Evet beyin tutulması oldu. Olur. Orada mesela o gün de çok yağmur yağmıştı. Samsun'un bir tarafına sel olmuştu. Ama stada o gün maç oynanırken yağmur yağdı. İyi de yağmur yağdı. Çok güzel ben o stadı yani her ne kadar Stad Spor Bakanlığı'na ait spor müdürlüğü bütün bakımı onlarda. Her şey onlarda. Biz sadece maç kiralıyoruz. Orada inanılmaz taha zeminimiz mükemmeldi. İşte emis sistemi her şeyle o yağmuru emdi gitti ama milli maçtan hemen sonra sahanın bakımını yapan siz
Çin firması bütün çimleri kaldırdı. Orası hibrit olduğu için hibrit çim. Yeniden çim ekti ve hızlı bir şekilde 2 ay içinde biz Fenerbahçe maçını zor yetiştirdik ama Fenerbahçe maçında saha iyi değildi. Gıda tam oturmamıştı çimler. Ama maçı oynadık. Her ne kadar belki de olsa oyuncular mesela biz oynayabildik. Ankara gücü mesela oynayamamıştı. İstanbul'da oynadıydı Adana Demirspor maçını. O maçtan sonra saha gayet kendini toparladı. Ben İstanbulspor maçında güzel bir maç olacağını düşünürken bir daha yağdı. Samsun'un başka tarafına, merkezine yağan yağmur, sel inanılmaz hasar verdi. Biz bekliyorduk ki TFF o maçı iptal etsin. Yani bir tek stada yağmur yağmadı o bölgeye ama yani Samsun'un ta ilçelerinden gelen taraftarımız var. Yollar, araçlar, inanılmaz hasar var. Keşke dedik hani taraftar gelemeyecek, mutsuz olacak. Kimse orada şey yapamaz dedik. Ama maçı oynatma kararı aldı. Yani şaşırdım ben açık söyleyeyim TFF ama yapacak bir şeyimiz yok. Karar onların. Maça çıktı her iki takım ama yağmur yağdı. İnanılmaz yağmur yağdı. İnanılmaz. O yani drenaj sistemi yeterli gelmedi. O taraftarlar stadı terk ederken stadın etrafı göl, stadın içinden şarıl şarıl sular akıyor. O çatıların arasından, katların arasından. Yani sonuçta biz gördük ki stad dışarıdan kuru havada çok güzel gözüküyor. Ama tipik İstanbul ya da Türkiye şeyi aşırı yağmurda nasıl bütün her yeri sel alıyorsa bizim stadı da böyle bir peki şey yaptı. Bunun yapılması gerekiyor. Ama saha kendini çok çabuk toparlayacak. Çünkü biz oynanacak tarafı çok iyi bakımını yapıyoruz. Gelelim Galatasaray maçı. Galatasaray maçına. Şimdi Galatasaray maçı bizim için gerçek bir test maçı. Çünkü eksiklerimizin işte üçünü daha aldık. Üç tane daha da bu hafta almaya çalışıyoruz. İşte biri gelecek. Sonuçta yani Galatasaray maçına Samsun Spor, Taylan Antalyalı sakat oynayamayacak kesin. Yani 4 ile 6 hafta sakat yetişemiyor. Ama Oliver Antem 2 haftalık bir sakatlığı vardı. İnşallah milli maça da çağrıldı Kamerun milli takımına. İşte sakatlığından dolayı oynamaz ya da gitmez inşallah. O yetişirse ben inanıyorum ki Samspor'un ilk gerçek maçı Galatasaray maçına karşı olacak. Ama Galatasaray da muhteşem transferler yaptı. Onun için ve Samsun Spor asla defans yapmayacak bu maçta. Çıkacağız. Normal oyunumuzu oynayacağız. Açık oyun. Biz her maça kesinlikle yenmek veya yenilmemek kaydıyla çıkıyoruz. Yani puan veya puanlar almayı. Deplasman olsun, iç saha olsun. Burada keyif veren bir maç olacağını düşünüyorum. Yani sürpriz olabilir mi? Yani üç neticeli bir futbol. Biz İstanbul'a yani puan veya puanlar almaya geleceğiz. Kesinlikle söylüyorum. Ama yenilirsek de canımız sağ olsun. Çünkü yenildiğim takım Şampiyonlar Ligi oynayan bir Galatasaray. Türkiye'deki en güçlü kulüplerden biri oldu. Yani oyuncu bakarsanız takıma harcanan para şeyi değerleme evet filan. Yani onun için ben ama çok heyecanlıyım. Güzel olacak. Samspor'un geleceği güzel olacak. Ben bu takımı söz verdim. İlk ona sokacağım diye inşallah hocam da İstanbulspor maçında ilk defa bir dörtlü defansa geçti ama oynayamadık maçı doğrudur. Bu 15 günlük arada sistemi iyice oturtursa Galatasaray maçında Samspor güzel bir mücadele edecek. Bunu söyleyebilirim. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza aynen katıldınız. Teşekkür ederiz başkanım. Estağfurullah. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu şeyi verdiğiniz için bana. Yolunuz açık olsun Sayın Başkan. Evet. Her şey kalbinize göre olsun. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Sayın Başkan'a teşekkür ederiz. Gerçekten tabii. Aradığımızda toplantıydı. O kadar işin arasında sağ olsun.
Yani, sana da teşekkür ederim. Sen ne de demek başkan, çok değerli bir insan, gerçekten çok temiz, çok güzel bir insan. Aynı Murat Sancak başkan gibi her şeye net bir şekilde cevap verebilen ve önemli de bir iş adamı. Yani kendi işleri gerçekten dünyanın her bir tarafında iş koluna sahip. Çok önemli bir başkan. Toplantısı vardı. Arada bize, yayınımıza katıldı. Bundan dolayı ben şahsım adına ve sizler adına teşekkür ederim. Aspor adına teşekkür ederiz Yüksel Başkan. Beşiktaşlılar niye Serdar Sarıdağ'ı o zaman oturttun Aykut abi oraya diyorlar. Haklı Beşiktaş taraftarı. Ne söylese haklı. Kusura bakma Serdar. Yok estağfurullah. Endombele oldu. Geldik bu tarafa. Kadın voleybol takımı. Diğer taraftan Murat Başkan'a, Şerif Endiaye'ye sorduk. Sonra Yüksel Başkan derken sana geldik. Beşiktaş bugün Bingöl'ü Tayfur'u açıkladı değil mi? Kalk evet. Bildirimi. Beşiktaş galiba Beyli'yi alacak gibi. Ben de bugün bir aile yoğunlaştım bu habere. 9,5 saat. Pepe için ne diyorsun sevgili dostum? Yani Beyli listeye yetişir mi? Yetişir. Sence? Zor bir soru. Şimdi nasıl olacak? Yani aldın, oradan dijital olarak evrakları gönderdin. Hı hı. Sisteme girecek sen. Artık sistemin online ya. Olması. Değişti. Tamam, sistemin online olması herkesin orada işine yaradı. Orada sağlık kontrolü de yapıldı. Tabii. Online. Onu zaten özür diliyorum Serdar. Sistemin online girmesi Beşiktaş'ın o görüntülerinden sonra oldu. Farkındasın değil mi? Ya şöyle. Otosikletle son dakikati şey. Şimdi ben orada başkanın yanındaydım bunu anlatırken. Tabii sosyal medya öyle bir şey ki. Öyle bir farklı yansıttılar ki hani Beşiktaş'ın o durumuyla alay eder gibi falan algılandı. Yok yani kulüpler o sıkıntı yaşamasın diye. Tabii. Motokuryelerle evrak götürmesinler ya diye. Ya tabii ne kadar geldiğimiz duruma bak trafikte ya. Trafikte o sıkıntıları yaşamasınlar diye. Evrağın dijital halini gönderseniz de olur anlamındaydı. Şimdi hakkını vermek lazım. Ben oradaydım çünkü. Ama oraya düştüğün zaman çok sıkıntı oluyor tabii ya. Orası öyle bir yer ki. Yani en düzgün bir cümleyi bile farklı gösterebiliyorlar. İşte Ramos. Ne oldu Ramos? İşte söyledik. Galatasaray'ın parası bizim paramız arkadaşlar. Biz de söyledik. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin parası bizim paramız. Bu ülkenin dövizi. Ben dedim ki Gabar'da petrol çıktı diye herhalde şey burayı, Ramos burayı, burada petrol şehitleri falan olduğunu zannediyor. Bu o parayı sana Suudi Arabistan'da verirler ki orada bile vermediler. Efendim bizim görüştüğümüz adama nasıl böyle söyler? Ya nereden biliyorsun bir tek senin görüştü? 50 tane kulüp görüştü. Onların taraftarı bir troll hesabı gelmedi de sen geldin. İşte bakın Sayın Dursun Özbey'e ve Erden Tümür'ü kutluyorum o kadar para vermedikleri için. Sayın Ahmet Nurçevi'yi de kutluyorum o kadar para vermedikleri için. Verir, zaten veremezsin ki. Nereye veriyorsun? İşte bak çok değerli iki tane başkan bağlandı. Biri Murat Sancak, biri Yüksel Bey. Şimdi bu sevgili Tamer Kıran, tekrar Kıran ailesinin başı sağ olsun. Annelerini kaybettiler. Evet. Tahir Kıran abi de. Geçmiş olsun. Tahir abi de kalp ameliyatı oldu. Tamer abi de ilk. Tahir Kıran da açık kalp ameliyatı oldu. Çok geçmiş, ona da geçmiş abi, olsun. Değil mi? Tabii. Çok geçmiş olsun. Allah sağlık versin. Allah sağlık versin. İyi. Allah sağlık versin. Şimdi Tamer Kıran ilk geldiğinde Beşiktaş'a dedi ki ya bu dedi ben böyle bir yer görmedim. Ne oldu başkan dedik. 500 bin euro burada küsurat. Nasıl bir şeydir bu ya falan. Vallahi bizde de küsurat. Yani bizim ben çalışarak ömür boyu çalışsam 500 bin euro biriktiremem ama benim için şu haberi yazarken küsurat gibi geliyor Sayın Başkan diye. Şimdi Murat Başkan da, Yüksel Başkan da geldiğinde ya ne yapsın, nasıl bir dünyada burada 400 bin euro ile 500 bin euro ile ufak tefek pürüzler diyorlar. Şimdi böyle bir dünyada kulübü çok borçlandırmadan, efendime söyleyeyim kulübün geleceğini, bir dahaki ondan sonraki başkan adaylarının bütçesini kullanmadan kulüp idare edebilmek çok daha önemli bence. Ha sen memnun değilsen satılsın kulüp o zaman kardeşim. Taraftar olarak memnun değilsen. Chelsea gibi, Manchester United gibi, Newcastle United gibi falan. Paris Saint Germain gibi satılsın abi. Bir tane patron gelse alsın yönetsin. Öyle olabilir. Ama bak o zaman o patron seni dinliyor mu? Örnekleri var. Bak ama o zaman seni dinliyor mu? Adam sahibi. İster gel maça ister gelme der. Adam sahibi oranın. Öyle bir şey yok. Kongre derdi yok adamın. Kongre stresi derdi yok. Mali kongre derdi yok. Şirket denetleniyor. Kendi hangi ülkedeyse. En sonunda oraya gidecek iş. Dolayısıyla doğru hamleler yapıyor. Beşiktaş'ta da Ramos'u almadılar. Talişka ne Galatasaray'ı alabildi ne Beşiktaş alabildi. Çünkü gerçekler var. O da cüzdan. Cebindeki kredi kartı değil. Bak cebindeki nakit para. Yani kredi kartı limitini bile kurtaramıyor. Nakit para olacak. Ya ben Erdem Bey'le konuştum da en son fiyatın 8,5 olduğunu ve Galatasaray'ın 4,5'tan yukarı çıkmayacağını söyledim. O saf hali. Daha onun bonusları. Tabii ki. Vergisi, menajer komisyonu. Tabii ki.
Ya muhtemelen onlar dedi ki biz 6.5'a ineriz ama yine bizim orada menajerler... Bak Murat Sancak ne dedi? Dünya futbolunda çok önemli detaylar. Bir oluşum var. İşlerimizi iyi yaptığın zaman, düzgün yaptığın zaman bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar gibi ifadeler kullandı. İmza, bak imza parası ne zaman çıktı? Bosman kanunundan sonra. Dediler ki o adamlar köle değil ya. Böyle şey mi olur ya? Ne demek ya? Adamın sözleşmesi bitmiş. Kulüp isterse gidebiliyor bir yer. Bu çocuklar bırak özgür köle mi öyle değil falan gibi insan haklarından geldiler. Haklılar. Ama ne oldu? Kulüpler köle oldu. Kime köle oldu? O yasayı çıkartanlara köle oldu. Başka bir şey demiyorum. Murat Başkan onu demeye geldi. Getirdi. Adam dağıttı konuyu. 37 yaşında adam imza parası istiyor. Beşiktaş. Ne imzası ya? 37 yaşındaysın sen. Ne imzası? Beyli ve Pepe ile kapatır mı transferi Serdar'ım? Abi bak ne diyorum sana. Eğer Beyli veya Pepe'yi aldıysan ve bunu şeye bildirmezsen UEFA'ya... Hiçbir kıymeti kalmaz diyor. Şimdi der ki adam tamam ligi evet. Avrupa'da oynayamayacak bu adamlar. Hani onu merak ediyor taraftar. Onu merak ediyor. Ha şunu da söyleyebilirim. Kardeşim ben listeyi vermiyorum. Devre arasında bildiririm. Gruptan çıkarım ben bu kadromla diyor. Listeyi vermiyorum ben. Listeye vereceğim diye menajer biliyor. Ben onun listeme vermek zorundayım diye. Ne yapıyor? Ona göre fiyat çekiyor. Vermiyorum kardeşim. Düş oradan 2 milyon euro daha toplam bütçeden. Vermiyorum kardeşim. Buyur. Kime satıyorsa sat. Şu an onlar konuşuluyor içeride. Çünkü ne dedi başkan? Bir oyuncumuz hakkında taraftar olumsuz eleştiri yapıldığı zaman ona bakıyor adam. Bunlar diyor mecbur satmak zorunda. Taraftar istemiyor. Bedava gidiyor ya bedava. Elindeki malın değersizleşiyor. O yüzden taraftar profili konusunda da ciddi sıkıntısı var ülkenin. Bunu her taraftar için söylemiyorum. Ama böyle düşünen insanlar da var maalesef. Pepe bekletiliyormuş öyle duyduk. Pepe ve yabancı. Veli de yabancı değil mi? Hı hı. Kontenjanı nasıl açacaksın? İşte Muleka bak konuşuluyor. Konuşuluyor. Hep söyledik. Onana da olabilir. Olan adı bir şey çıkmayınca Muleka. Çünkü Pepe ne oynuyor? Santrafor ve kanat. Anlatabildim mi? Oradan... Onana 6 numara Rebiş mı? Nasılsa... Onana kaç numara oynuyordu Serdar? Özür dilerim. 6. Rebiş nasılsa sol açık oynuyor. Cenk Tosun sol açık oynuyor mu? Oynuyor. Bahtiyar'ı koyar mıyım oraya? Oynatırım. Sağda kim var? Raşitsa. Pepe de oynar mı? Oynar. Abubakar Afrika Kupası'na gitti. Kim oynar? Koy Pepe'yi oynasın mesela. Koy Cenk Tosun'u oynasın örneğin. Böyle planlar yapıldı. O ofansif orta saha. O zaman o orada oynadığı zaman Gezal'ı oraya kaydırabilirim. Chamberlain'i orada oynatabilirim. Ben Gezal'ın eski etkisini göstereceğini hiç düşünmüyorum. O ayrı. Yani böyle düşünülüyor şu an. Ama benim savunmamla orta saha arasında o bağlantıyı sağlayabilecek bir tane stopere ihtiyacım var. O stoper hem defansif orta saha oynayabilmeli hem de stoper oynayabiliyor. İşte Ramos o yüzden gündeme geldi. İşte Okan Hoca da onu istiyor. O yüzden Ramos gündeme geldi. Lider oyuncu istiyor. Defans toparlayacak. Davinson Sanchez bunu yapabilir mi bilmiyorum. Beli bunu yapabilir mi bilmiyorum ama Beli ile ilgili taraftara bakıyorum. Anket yaptım istemiyor. Ben karışamam. Hoca istiyorsa Beşiktaş yönetimi alma diyemem. Ben hocaya bakarım. Ama geçmişinde bir sakatlık riski varsa o zaman Lianco'yu niye almadın? Gelecekte sakatlanabilir diye. Bu da geçmişte de var. Gelecekte de sakatlanabilir derler o zaman. Bugün Lianco'nun sakatlığı var. Sağlık problemleri var diye bilgiyi kim sızdırdıysa o gün Beşiktaş'a iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı bilmiyorum. Şimdi anlıyor musun? Bazı hesaplarda bu bilgiler niye çıkıyor? Çünkü başka transferlerin önünü açabilmek için. Kim yapıyor? Menajerler de kendi aralarında bir rekabeti var kardeşim. Bu iş böyle. Ben o yüzden bazı şeylere çok dikkat ediyorum. Ya yanlış anlaşılmayayım diye. Al sosyal medyada görüyoruz hesapların kavgalarını. Sen menajerlerle mi çalışıyorsun falan filan diye hesaplar... Twitter hesapta birbirleriyle kavga ediyor. İş oraya gidiyor. Murat Başkan oraya dikkat çekti. Biraz böyle işimiz iyi gittiği zaman Erdal Torunoğlu'nu bu ülkede 2 kere yediler. 2 kere yediler. 2 kere yıpratıldı. Neden? Bu işlerden dolayı. Sistemin dışına çıkıyorsun. Ben şeye çok üzüldüm ya. Günah abi. Nur Çebi Sayın Bak, Başkan. Sayın hak Başkan. Nerede hak yersen onun mutlaka karşılığı sana gelir. Sayın Başkan. Ben eşimin evini ipotek ettirdim arkadaşlar bu Beşiktaş kulübü için diyor. Ve bu kadar fedakarlık yapan bir insanın da
Hadi takdir etmeyi geçtik de yani küfür büfür arkadaşlar lütfen. Lütfen sağduyulu olalım. Yani bu insanlar niçin küfür yiyor ki yani? Bak insanın canı çok acıyor. Çok üzülüyor işte. Burada abi ne diyorsun ya? Bizler, ya bir de, sen. Bak. Ben hayatta yapmam ya. Serdar, ben de ben paralı bir iş adamı olsam. Bir de bilmiyorsun hayatta, kimin. Hayatta bak, bir kulüpte başkanlık yapmam. Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun Serdar. Bir kulüpte yöneticilik yapmam. Yapmam Serdar, abi. Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Ya tribünde de oluyor bazen abi. Sadece yani, karşındaki değil. Bak başkan ben de o gün bası toplantı. Senin başkan diyor ki gelin o zaman yüzüme söyleyin kardeşim diyor. Ha ben şunu da gördüm. Yani Sayın Başkan sosyal medyadan şikayetçi ama sosyal medyayı sonuna kadar en iyisini en ufak ayrıntısına kadar takip ediyor başkan. Yürüyor diyor. Bayağı takip ediyor. Öyle böyle takip etmiyor. Çünkü bütün hep sosyal medyada geçen her şeye cevap verdi başkan. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey duydum bak. Bir dakika. Söyle sen söyle. Ben eğer bu işi yapmasaydım, bu işi yapıyor olmasaydı. Girmezdim sosyal medyaya. Ben hayatta sosyal medya uygulamaları indirmezdim. Bak bu kadar net söylüyorum. Giderim denizin kenarında bir kasabada yaşarım abi. Ahmet Bey. Uğraşamam abi bu kadar Sayın Başkan, adamla. Dinliyorsa kulağı çınlasın, dinlemiyorsa da onu anlatsınlar. Şimdi kendisine hakaret eden, küfür eden kişileri tabii doğal olarak küfür ediyorsa mahkemeye veriyor yani. En doğal hakkıdır. Bizler de veriyoruz. Tabii uyuşmazlık çözüm kurulu işte çocuklar hani geliyor küfür, özür diliyorlar falan. Başkan ne yapıyor biliyor musunuz? O zaman diyor verin eline bezi. Koltukları silsin statta. Vallahi en güzeli. Cezayı böyle veriyor başkan. Sayın Nur Çebi. Beşiktaş'ta da koltukları bezle ne sildiriyor. Işte. Bak orada bile Beşiktaş'ı düşünüyor bir başkan. Yani kendisine edilen bir küfürü hani görmemezlikten gelip yine kulübe hizmet ettiriyor yani. Koltukları çok sildiriyor. Şey söyleyeyim bak. Adam sosyal medyada bir yöneticinin annesini küfür ediyor. Bak şimdi yöneticinin annesini küfür ediyor. Statlarda, bütün statlarda geçerli. Rakiplerinin işte memnun olmadığı kişinin annelerini küfür ediyorlar. Anneden daha kutsal, apayrı bir kutsallığı var. Sonra eminim ki o stattaki 40 bin kişi anneler günü de başta benim annem olmak üzere tüm annelerin günü kutlu olsun diye tweetler de atıyorlar. Bu nasıl çelişki abi? Hepsi için demiyorum. Bu nasıl çelişki? Bir insanın annesine nasıl bu kadar kolay küfür edebiliyorsunuz? Sosyal medyada nasıl bu kadar rahat yazabiliyorsunuz? Ama bunun karşılığı olmuyor. Cezası olmuyor. Bir şey olmuyor. Benim avukatım sağ olsun ilgileniyor. Diyor ki abi diyor bazılarını takipçisi veriyor. Çünkü çok var. O kadar çok hakaret eden insan var ki. Ben hepsini biliyorum Serdar. Ben hepsini bak, buluyorum. O kadar çok hakaret eden insan tek var buluyorum. Ki. Sevgili Serhan tek bak Allah ben. Aşkına devletin buna gücü var. Siber polisler var. O var bu var. Şu spor futbolla ilgili var, tüm takımların yani Beşiktaş amblemli, Galatasaray amblemli, Fenerbahçe ne amblemli olursa olsun. Bazen enteresan da Twitter'da atıyor. Şunları bir araştırsınlar ya. Bak işin içinden kimler çıkacak. Ve ben bir şey diyorum. Bazı gazeteciler görüyorum okuyorum. Falanca hesabı şu muhabir yönetiyor. Filanca hesabı bu muhabir yönetiyor diye iddialar var. Ben bunu da yani devletin bakması lazım. Çünkü en azından bizim mesleği de kurtararım. Mesleği de kurtararım abi. Ya 4-5 tane gazeteciler gelsin bir konsorsiyon kursunda bu mesleği kurtarırlar abi o adamlar elinden. Vallahi kurtarırlar abi. İki tane daha Atilla Türker çıksın kurtarırlar. Ben söylüyorum abi biraz da gazetecilerin banka hesaplarına bakmaları lazım. Bu kadar net söylüyorum. Adam orada gidip onun avukatlığını yapıyor, bunun avukatlığını yapıyor. Doğru haberi yapanı da atıyor. Taraftarın önüne atıyor. Gazeteci gazeteciye atıyor. Al işte nerede Ramos? Arda'yı yazdık gidiyor diye. Neler neler söyledi. Öyle değil mi Aykut? Tabii. Nerede Arda? Real Madrid'de. O gün ne küfürler etti be? Gazeteciler beni attılar taraftarının önüne. Böyle bir bilgi yok bizde diyorlar. Şimdi bu adamları ben bakarım bunlar ne diyor diye. Ben Aykut'un bir tane bir paylaşımını hiç görmedim. Bir gazetecinin haberini yalanlamaya çalıştığını görmedim Aykut'un. Niye senin de görmedim canım abi. Duymadım. Şey. Yok niye yapayım ki ya? Ama yapıyorlar abi. Meslektaşıma sahibi. Ne gereği var ya? Ben haberi veren meslektaşıma burada ben, yayında söylüyorum. Evet sen bir de muhabirleri kollayan adamsın. Ben şunu yapıyorum. Kollamak bak, değil derdim. Yani koruyan o anlamda. Hakkını savunuyorum. Ben şunu yapıyorum. Mesela sen bir haber yapıyorsun ya. Ben o haberin olmadığını öğreniyorum. Ama arkadaşıma telefon açıyorum diyor mu? Kardeşim ben böyle bir şey haber yapacağım. Böyle bir tweet atacağım. Böyle bir şey yapacağım. Ama seni bilgilenmeni istiyorum. Çünkü bunun gerçekliği yokmuş. Ben bu şekilde bilgi aldım. İnsan da bu diye söylüyorum. Ondan sonra ben yazıyorum ya da haber yapıyorum. Aslında bu olması lazım.
Bir Eskimo atasözünü ben bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Eskimo'ların atasözü mü var ya? Tabii. Domates biber alayına gider. Ben şu atasözünü bir kez... Çok güzel bir atasözü. Ne diyor biliyor musun? Rüzgarın olmadığı yerde fırıldak dönüyorsa mutlaka üfleyeni vardır. Bak güzel, çok güzel. Şimdi sevgili Aykut. Bu çok aslında derinlemesine baktığımızda önemli bir atasözü. Şimdi haberi yapan arkadaşlarımıza bizim saygı duymamız lazım. Kesinlikle. Burada Serhan Ramos olmayacak dediğinde başka Galatasaray'ı takip eden dostumuzun, arkadaşımızın, nihayet kardeşimizin olur mu canım Serhan Türk'ün söylediği yalan demek. Ya ben Serhan öyle bir şey oldum ya bugün, o gün ben işte rancı, evet, şey. Evet doğru olmaz. Ramos söyledim doğru. Ben o gün ben yanlış bir tutum olur. Ya saçma sapan bir şekilde TT oldum. Niye? Çünkü Ramos'u isteyen bir kesim var. Ya kardeşim ben burada doğruyu söylüyorum. Ben doğruyu kendi uydurmuyorum. Kimle görüştüm? Erden Timur'la görüştüm. Açıkçası söylüyorum ben yani. Erden Timur da söylüyordu. Maliyeti budur budur dedi yani. Bir detayı gözden kaçırdınız yine bak. Ben nedir o? Böyle dışarı çıktığında biraz izle şeyi bak. Bir kulüp başkanıyla bir konuşmam oldu. Dedim ki ya Sayın Başkan niye dedim bu sene dikkat edin. Hiçbir muhabir, hiçbir haber yalanlanmıyor kulüpler tarafından. Dikkat et. Evet doğru. Neden? Bana ne dedi biliyor musun? Muhabirler birbirini yalanlıyor Aykut'cum zaten dedi. Bize gerek kalmıyor. Gerçekten içinde bulunduğumuz duruma bakın. Hiçbir kulüp bu sene Haziran 1 Haziran'dan 10 bugün ne 4 Eylül'e kadar bir tane haberi, transfer haberini yalanlamadı. Ne Tadiç'i atıyorum. Doğru. Ne Tadiç'i yalanlandı değil mi hatırla? Evet. İşte ne diyordu mesela Fenerbahçe kulübü geçmiş yıllarda? Tadiç'le ilgilendiğimiz şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Veyahut işte Icardi ile anlaştığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bir tane yalanlama var mı? Yok. Yok. Bir tane yok. Çünkü aç bak geriye dön bak. Musun? Doğru. Çünkü öyle bir şey ki o yoldan o transferler üzerinden geçiyorsun. Sonra yukarıdaki transferleri yapamayınca U dönüş yapıyorsun o transferlere geliyorsun. O yüzden kendi kendilerini yalanlamak istemediklerinden dolayı oluyor. Bir. İki. Bir. Başkanın dili de güzel dedi ki ya siz zaten birbirinizi yalanlıyorsunuz Aykut'cum dedi. Bütün muhabirler birbirini yalanlıyor. Vallahi çok güzel söylemiş. Helal olsun. Helal. Ben de utandım. Utandım. Ya mesleğin adına tabii ki utanıyorsun. Birbirimizi niye yalanlıyoruz arkadaşlar? Bırak o onun haberi çıkar çıkmaz yanlış olur. Ben mesela doğrulattığım zaman diyorum ki tebrik ederim arkadaşımla tebrik ederim. Ona... Bu arkadaşımı tebrik ederim haber doğrudur. İlk yazdığı için tebrik ya bilen öyle bir olay zaten, oldu ki. Bilen Aykut, biliyor öyle zaten. Bir duruma kimin haber ki, kime ait? Adam ya gece gündüz isim veriyor. Ya gece gündüz bir saydım geçen gün 47 tane isim vermiş. Bir tanesi tutmamış. Eskiden bak, bir tanesi tutmamış. 47 isim vermiş. Biri tutmamış. Bugün verdiği 10 isimden de bir tanesi tutmuş ben verdim diye şey yapıyor haber geçiyor. Ya abi geçin bunları ya. Transfer haberciliği bir vallahi toto, geçin oyunu, toto oyunu değil. Bunu sen de biliyorsun. Toto oyunu değil. Hocam 6 transfer haberciliğinin şeyini çıkardılar, cırkını çıkardılar. Evet. İşte sosyal medya anladın çok farklı yerlerde şekilde kullanılıyor. Sosyal medyayı da kullanan isimler de var. Hem gazeteci seni hem yönetici. Herkes var. O yüzden çok ben fazla mesela, konuşmaya gerek yok. Ben mesela... Hocam şunu söyleyeyim sana. Bir tane yabancı işte bir gazeteci sürekli transfer haberleri veren 24 saatini, 20 saatini bu telefonun başında geçiriyormuş adam. Benim oğlan söyledi. 24 saati, 20 saati, 4-5 saat uyku senin sağlığından mı değerli ya? Senin yaşamından daha mı değerli? Yaşa. Ailenden daha mı değerli? O sosyal medyada o etkileşimi almak için... Dünyaca tanınayım, bütün Avrupa beni tanısın diye menajerlerle kurduğun ilişkiler neticesinde o bilgiler oraya herkes... Yalan haberleri de çıktı, tutmayanları da çıktı ama 20 saatin bunun başındaysa yani ya boşa Murat, nefes alıyorsun ya. Murat, sadece bir et parçasısın nefes alan. Murat Başkan ne dedi? Çok güzel bir laf etti. Dedi ki ya getirirsin Balotelli'yi, onu getirirsin, bunu getirirsin, bir tane getirmezsin, herkes sana küfür eder. Öyle öyle. Burada biz Nani tabii haberlerini canım verdik, Van Persie haberlerini verdik. Zeki abi Falcao'yu verdi, sen bilmem kimi verdin, Serdar bilmem kim, Mehmet Özcan'ı, Emre Kaplan'ı, Ahmet Sevim, herkes bir şeyler verdi bu sektöre. Verdi ama bir tane haber olmayınca kötü olan, kabahatli olan, hakaret diyen, küfür işiten yine hocam bir de biz ve meslektaşlarımız sosyal oluyor. Sosyal medyada gençleri resmen transferle zehirlemeye başladılar. Yeni nesil gençler. Transfer çılgınlığı diye bir şey çıktı ya Aykut. Evet şu an maalesef, şey kap geldi. Kötü oldu. Kap geldi bak. Zehirledik insanları. Sen değil.
Ben sosyal medyadaki şeyleri diyorum. Galatasaray Cup geldi. Galatasaray'ın Cup bildirimi gelmiş. Ercan da zaten evet abi gördüm dedi. Ercan tebrik ederim gerçekten. Ercan, çok harika işler yapıyor. Bizim Ercan Şimşek müthiş. Çok iyi. Çok hakim konusuna. Müthiştir. Ercan tebrik ederim. Allah'tan su tedarikli gelmiş buraya. Bak mesela bir tane... Ara vermedik hiç. Tabii. Öyle bir duruma geldik ki yani mesela bir arkadaşım yazmış. Abi iyi yayınlar, selamlar, saygılar. Fenerbahçe 6 numarayı Verat diye alıyor, haberini yapın artık. Yalan da olsa hayal kuralım. Ya, tabii canım ya, adam ondan da istedi abi. Tamam. O espri yapıyor. O esprisini yapıyordur. Resmen Barış, ortak görüşmelere başlandı, açıklanmış. Rakam vesaire herhalde bir şey yok değil mi Ercan? Yok. Baksın bakalım. Peki. Ndombele de tamam. Bu arada benim Kırşehir Belediyespor 1-0 Afyon Jet'i yeniyor. Bitti mi maç? Şu an 85. dakika, ben bu anla da maçı da takip ediyorum. Kırşehir Belediyespor sonunda bir şeyler yapsın ya. Bir şeyler yapsın ya. Tabii. Şimdi birazdan Artı Futbol sevgili Onur Yıldız da burada olacak. Onur Yıldız ve konukları elbette uzun uzun konuşacaklar, günü değerlendirecekler. Efendim milli şey diyor bazı futbol severler. İşte milli ara var, maçsız ne yapacağız? Transfer raporu izleyeceksiniz çünkü devam 15 ediyor. Eylül'de transfer raporu bitiyor sevgili seyirciler, değil mi? Yani bu liste verildi diye transfer bitti diye bir şey hayır, yok. Hayır, bilakis. Hatta öyle isimler duyabilirsiniz ki. Ya liste var. Bu listeyi niye vermediniz bu arada falan da. Bravo ya, listeyi versene ekrana Ercan. Bizim Furkan Bozoğlu'nun yaptığı liste. Avrupa'da boşa çıkacaklar. Çıktılar. Hemen biraz Serdar. Seçelim Serdar. Kalmadı mı beslenemiz? Onların isimlerini ya. Yazalım kutunun içine. Atarım kağıtları böyle karıştırıp kura çekelim. Bir saygıdeğer başkanımız da bizi izliyormuş unuttum. Şu an. Çok selam söylüyor. Yayından sonra ben onun başkanı size söyleyeceğim. Çok önemli, çok değerli başkanımız. İsmini ver canım. Başkanı ne olsun? Önemli Dursun Bey. Yok ben söyleyeceğim sana. Peki. Ndombele'nin gollerini hazırladık diyor Ercan. Süremizi aşmayalım. Onur Yıldız ve ekibi de bizleri bekliyor efendim. Bize katıldığınız için, bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Hata yapmış olabiliriz, kusura bakmayınız. Hoşçakalın.